çok değerlendirecek bir şey yok. İnanılmaz kötü bir futbol, inanılmaz kötü bir mücadele. Hiçbirimize yakışmayan bir oyundu. Geldiğimiz günden bu yana en kötü oyunumuz oynadık bence. Yani kötü demek bile kötüye haksızlık olur yani. Bu kadar kötü oyun karşısında bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Olamaz da. Evet biliyoruz takımın temel direkleri gitti. Belki maddi anlamda kulübün kasasına büyük paralar girdi ama özellikle Ahmet'in gitmesinden sonra takımı öne gitme anlamında, takımın öne doğru çoğalması anlamında ve takıma liderlik anlamında bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bugün de 4-5 tane yeni oyuncu ile oynadık. Ama buna rağmen belki maçın hakkı 6-7-0'dı. Dolayısıyla bir takım kötü oynayabilir ama kötü mücadele edemez. Bunu söyleyeyim. Ben çok küçük yaşta bu kulübün içerisine girmiş birisiyim. Her zaman kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edelim. 3. mağlubiyetimizi aldık geldiğimiz günden bu yana. Evet puan olarak sıkıntılı bir yerde, çok sıkıntılı bir yerde değiliz. Belki çok rahat bir yerde de olmasak ama bir maçımızda eksik olmasına rağmen bir takım hamleler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Murat Başkan'la da inşallah hafta içi oturup hem de yönetimle bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Çünkü burayı bu formanın ağırlığını bilmeyip burada devlet memuru zihniyetle mücadele eden bir iki oyuncu var. Artısı, dahası var. Şöyle ki, başka kulüplerle anlaştığını duyduğumuz oyuncularımız var. Olabilir bunlar. Profesyonelde bunlar var ama bunu yapıyorsanız da sahada oynayacağınız son maça kadar da yapmanız gerekenleri sonuna kadar yerine getirmeniz lazım. Çünkü giydiğiniz forma 1923'te kurulmuş bir kulübün forması. O formayı isterse 2023'te kurulsun, hiç önemli değil. Giydiğiniz forma, ekmek yediğiniz yerin forması ise o forma için sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bir kişi tek başına her şeyi yapamaz. Biz bugünlere takım oyunu oynayarak geldik. Ama bugün bakıyoruz, herkes tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes bireyselliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu da çok açık ben de söylüyorum. Bu takımın buraya gelmesinin en büyük pay sahiplerinden biri Serdar olmasına rağmen özellikle son 3-4 maçta inanılmaz bireysel oynayıp, kendi başına oynayıp, özellikle saha içi davranışlarıyla, hakeme itirazlarıyla, yaptığı lüzumsuz dribliklerle biraz daha fazla kendini takım üzerinde görmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu hem kendine hem takıma zarar veriyor. Kendisiyle hafta içi de konuşmuştuk. Ama önümüzdeki hafta hep beraber bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yani gençler için en doğru kararları almak zorundayız. Sorusu olan var mı? İsminizi alabilir miyim? Şimdi kim olduğunun bir önemi yok. Aydın'ı ben formusu olduğu için kadroya almadım. Aydın 21 maç oynadı. Bizden önce de oynadı. Biz gelene kadar Aydın ya 4-5 maç ilk 11 oynadı. Biz geldikten sonra bütün maçlarda ilk 11 oynadı. Doğru mu? Doğru. Kaç golü var? Ama onların olduğunu anlıyorsanız bakmanız lazım. Siz araştırmacısınız ya. Golü yok, asisti yok. Kenar oyuncusu öyle mi? Demek ki antrenör değerlendiriyor, bakıyor. Yerine Canıtım var, Ring var, Canıtım var, Murat Duruyer var. Dolayısıyla biz Aydın'ı sol bekle denedik, sol önde denedik. Bir antrenör oyuncusuna mesajı sadece yedek bırakarak vermez. Kadroyu almayarak da verebilir. Kaldı ki Perşembe'ye kadar da antrenmana çıkmadı. Dolayısıyla bunu söylemesine gerek yok. Ben almadım kadroyu. Getirmeyebilirdim de. Son durumunu görmek için getirdim. Ya bizim için olmazsa olmaz bir şey biri değil Aydın. Aslında kimse olmazsa olmaz değil. Bu takım için olmazsa olmazlardan bir tanesi Ahmet'ti. Bu kulübün menfaatleri doğrultusunda onu biz sattık. Dolayısıyla oyuncular kendi menfaatlerini düşünürlerse, bu kulübün bu formanın üzerine çıkmaya çalışırlarsa bu doğru bir davranış olmaz. Şimdi bakın, abilik yaş, liderlik yaşlı olmaz. Ben de yeri geldi 18-19 yaşında kaptanlık yaptım. Ahmet bu takım için önemli bir oyuncuydu. Ama ben hep şunu ifade ettim. Giden oyuncuların sıkıntısını çekeceğimizi ama o günkü şartlar gereği bunları satmaya karşı koymamızın doğru olmadığını ve oyunsal ya da skorsal anlamda sıkıntılar çekeceğimizi hep söyledim. Ankara basını mutlaka biliyorsunuzdur. Bunları ifade ettim. Yani bir takımdan hiçbir şey yokmuş gibi 3-4 oyuncu gidip de yerine 3-4 oyuncu gelip de hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek mümkün değil. Tabii ki benim de hatalarım vardır. Ama
hatanın kötü mücadele etmeyle bir alakası yok. Ya da bir örnek veriyorum, Kayseri spor maçında Sergen'in yaptığı bir ıskaya ya da bir oyuncunun kendi kalesine attığı gole Mourinho olsanız yapacak bir şeyiniz yok. Beni üzen tek taraf şu. Bu takım Kayseri'ye yenildi. En az 6-7-2 bitecek maç. 3 tane top çizgiden çıktı. Bu takım Fenerbahçe'ye yenildi. Nasıl bir oyun oynadığını herkes gördü. Bu takım Kasımpaşa'ya yenildi. Üstü buradan sonra belki 5-3'ü yakalayacak pozisyonlar buldu. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama şunu çok net ifade edeyim. Aydın'ın ne çalışmasından ne temposundan ne de profesyonelden hiç memnun değilim. Ama elimizdeki şey bu. Yani bunu kimseye farklı bir şekilde ifade etmesine gerek yok. Serdar, bu takımın buraya gelmesinin en büyük pay sahiplerinden birisi. Ama bu takım 3-4 maçtır kötü oyun oynuyorsa sahada giden oyunculardan dolayı değil, Serdar'ın da performans düşüklüğü önemli. Örnek, Kayseri spor maçında lüzumsuz bir yere bir hakem itiraz etti, sarı kart. 20. dakikadan itibaren hepimiz tedirgin olmuyor. Bir pozisyon gelse kırmızı kart göreceksin. İnsanlar büyüdükçe, oyun olarak da büyüdükçe, şöhret olarak da büyüdükçe küçülmesini bilmeli. Her pozisyonda hakeme itiraz edilmez. Her pozisyonda 3-4 kişiyi geçmeye çalışılmaz. Futbol takım oyunu. Ronaldo bunu yapmıyor. Messi bunu yapmıyor. Dolayısıyla bu takım takım oyunu oynayarak bir yere geldi. Ama şimdi biraz işler bireyselleşmeye başladı. Ha, baktığımız zaman bugün 5 tane yeni oyuncu var. Kolay değil. Ama yine 5 yeni mi bırakın, 11 yeni oyuncu da olsa bu kadar kötü oynamak için bir mazeret değil. Onun için hafta içi geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Bizim de mutlaka belki teknik olarak, taktik olarak hatalarımız olabilir. Bunda hata futbolda olmazsa olmaz şey hatadır. Hepimiz hatalar yapacağız. Ama hiçbir hata bir oyuncunun kötü mücadele etmesine sebep değildir. Dolayısıyla oyuncu da şapkasının önüne koyacak. Tabii bu kulüp rahat kulüp. Gününde paralar alıyorsun. Her şey gününde. Onun için devlet memuru zihniyetinde olmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu kulüp 1923'te kurulmuş bir kulüp. Hep söylüyorum. O forma değerli bir forma. Kimsenin o formanın üzerine çıkmasına müsaade etmem. Bu benim kendi sonum bile olsa buna müsaade etmem. Gerekli tedbirlerin almasını gerekli yerlere iletirim. Hristo ga čestitam igračima na zaista dobroj igri i na pobjedi. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler ve sonuçta yendik. Nama je cilj bio samo da pobjedimo. Ja sam rekao meni je važno samo da bude 1-0 da uzmemo 3 boda. Maçta önce amacımız yenmek. Yani 1-0 da olsa bizim olsun ama 3-0 aldık. Bilo je bilo je bolje nego što sam očekivao. Yani beklediğin de daha iyi oldu. Među vidio sam odmah u početku utakmice da su momci zaista ozbiljno ušli u utakmicu. Maçtan önce farkındaydım. Oyuncularını çok ciddi aldılar. Çok profesyonel oyuna girdiler. O şekilde bitirdik oyunu. Isto sam vidio za ovih 15 dana koliko radim s njima da ima kvalitet. Aynı zamanda 15 gün içinde burada gördüm ki takımdaki oyuncular çok ciddi profesyonel oyuncular ve ciddi alıyorlar. Ciddi çalışıyorlar. İyi çalışıyoruz ve netice olarak iyi sonuç aldık bugün. Sorumuz var mı arkadaşlar? Buyurun. Sopa çıkardı hocam. Prvi razlog je dobio žuti karton. İlk nije değiştirdim. İlk seçenek şey çıktı yani. A druga stvar. Sarı kart vardı. Druga stvar još nije potpuno spreman. İkincisi tam hazır değildi yani. Geldi takımda. Çak i on je insistirao da ne igra do kraja utakmice. O da aynı şekilde devre arasında dedi ki bana tam 90 dakika önce çıkmak istiyorum oyunda. Tam hazır değilim yani.